Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılarda sıralama konusunu anlatacağım. Doğal sayıları büyüklük, küçüklük olarak nasıl ayırt ediyoruz? Nasıl sıraya koyuyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları göstereceğim. Konu zor bir konu değil. Kısaca anlattıktan sonra bolca alıştırmalar sizlere çözeceğim. Sorular da anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi hangi doğal sayı büyük, hangisi küçük? İlk önce nereye bakacağız? Basamak sayılarına bakacağız. Bakın. İki tane doğal sayıyı karşılaştıralım. Şuradaki sayımız 1796, 4 basamaklı. Bu 5 basamaklı. Bir kere bu 5 basamaklı olduğu için baştaki sayı her zaman küçük olacak. Çünkü basamak sayısı fazla bunun. Yani buradaki sayı daha büyük demek ki. Şu ikisine bakalım. Bakın 5 basamaklı ve 4 basamaklı yine. Hiç rakamları karşılaştırmama gerek yok. 5 basamaklı sayı büyük. İşaretimiz de böyle olacak. Burada ise iki tane sayı ama basamak sayıları aynı. Bu da 5 basamaklı, bu da 5 basamaklı. Şimdi iki yöntem var. Tek tek rakamları karşılaştırabilirsiniz. Yani en baştan başlarsınız. 2 var, 2 var. 6 var, 6 var. 4, 4, 4, 3. Buradan anlarsınız. Buradaki sayı büyük. Çünkü 4 ve 3. Böyle yapabilirsiniz. Ya da daha kolay olsun diyorsanız şöyle bölük bölük. Grup grup bakın. Yani binler bölüğüne bakın. En başta tabii büyük bölüğe bakacaksınız. 26, bunda da 26.000. Aynı. O zaman diğer bölüğe bakın. 447, 439. Hemen buradan anlarsınız. 447 zaten büyük 439'da. Ama bu şekilde ayırt edemezsiniz. Dediğim gibi tek tek karşılaştırırsınız. Tek tek karşılaştırmak biraz uzun sürüyor. O yüzden ben biraz daha kolay yolunu göstermek istedim. Şimdi 6 basamaklı ve 6 basamaklı. Bakıyorum 5 5 4 4 6 6 anlayamadık değil mi? Böyle sırayla gidiyoruz. 7 ve 3. Buradan anladık. Ya da şöyle baktık. 546 546 aynı. O zaman diğerine 798 315. Hemen buradan anlarsınız. 798 büyük olduğu için bu şekilde işareti yaptık. Şimdi alıştırma yapalım. Bunları buradaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. İlk önce ne yapalım? Basamak sayılarına bakalım. Bakın 5 basamaklı bir sayı. Bakın 5 basamaklı. Bu 4 basamaklı. Bu 5 basamaklı. Bu 4 basamaklı. Bir kere 4 basamaklılar arka tarafa gidecek. Çünkü büyükten başlayacağız. Bize 5 basamaklılar lazım. Yani şu 3'ünü karşılaştıralım önce. Bakın burada 2 var, 3 var, 8 var. 8 hepsinden büyük. O zaman şuradaki sayı başa gelecek. Yani 85.699'u koydum. Bu gitti. Sonra ikisi arasında 3 vardı, 2 vardı. O zaman şu ikinci 32.584. Bu da gitti. Bu üçüncü 25.668. Şimdi iki tane kaldı. 4 basamaklar. 1 var, 2 var. 2 daha çok olduğu için şunu yazmalıyım. 2569. Bu da gitti. En küçük 1325. Devam edelim. Bakıyorum buradakilere 6 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı, 5 ve 6 basamaklı. En büyük kim? 6 basamaklar. Ne var bunda? 125, 743 ile başlıyor. Bu büyük. 743.893. Bu birinci. İkinci 125.622. Bu da gitti. Şimdi 5 basamaklara bakalım. 23.000, 25.000. 25.000 daha büyük değil mi? 25.698. Bu da gitti. Diğeri 23.589. Bu da gitti. Son olarak küçük olan 2489. İşte bu kadar. Şunlara bakalım. 5 basamaklı. 5, 5, 6 basamaklı, 4 basamaklı ve 5 basamaklı. 6 basamaklı zaten bir tane var. En büyük o zaten. 235.874. Şimdi 5 basamaklarda bakın 19.000, 19.000, 27.000. 27.000 büyük. O zaman onu yazalım. 27.578. Şimdi 19.000'lerde 19, 19, 532, 537. 537 daha fazla değil mi? Ya da tek tek bakalım. 1, 1, 9, 9, 5, 5, 3, 3 hep aynı. En sondan anladık. 7 ve 2. O zaman 19.537, 19.532 ve en son küçük olan 9637. Şöyle sorularda öğrenciler genelde hata yapıyorlar. Ne demektir bu? A sayısı büyüktür buradaki toplama işleminden diyor. A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi öğrencilerin kafası karışıyor. Burada şöyle yapmalısınız. Şimdi A sayısı burada dursun. Önce şu işlemi bir yapmamız lazım bizim.
Bunun sonucu ne yani? Bilmiyoruz ki. Bir toplayalım. 1785 artı 76. 5, 6 daha 11 elde var. 1 oldu. 9 oldu burası. 7 daha 16 elde var. 1, 8 oldu. 1861. Ne oldu şimdi? A sayısı büyüktür 1861'den demek. O zaman A sayısının büyük olması için buraya 1862 yazmalıyım. 1863, 1864, 1865, 1865. Daha büyüklerini yazabilirim sonsuza kadar. Ama bana diyor ki A yerine yazabileceğin sayıların en küçüğünü koy diyor. Yani en küçük demek şundan bir tane büyük olan demek yani. Cevap böyle olacak. Peki diğerine bakalım. A artı B 2976, yani buradaki ifade büyükmüş buradan. B eşittir 157 olduğuna göre A en az kaç olmalıdır? Şimdi B'nin yerine 157'yi yazalım. Bakın A artı 157, burası büyükmüş, 2976'dan. Şimdi büyük işaretini göz ardı edelim. Sanki bu taraf ile şuradaki sepet ile karşı taraf eşitmiş gibi düşünelim. Eşit olsaydı ben şu A harfini nasıl bulacaktım? 2976'dan şunu çıkaracağım, geriye A harfi kalacak. Yapalım bak. Bakalım 2976, 157'yi çıkaralım. Bakalım A harfini yerine kimi koyabiliriz? 6'dan çıkmıyor. 16'dan 7 çıktı. 9 burada kaldı. 6, 6'dan 5 çıktı. 1, 9'dan 1 çıktı. 8 ve 2. Demek ki A harfini yerine 2819 yazmalıyım. Ama 2819 yazarsam buradakilerle buradaki eşit olacak. Bunun büyük olmasını istiyorum. O zaman ben bir fazlasını yazmalıyım buraya. Büyük olma, çok olmasını istiyorum. 2819 değil 2820 yazmalıyım. Demek ki cevap bu. Çünkü diyor ki bu A harfini yazacağı sayılar, A harfinin yerine gelebilecek sayıların en azı olsun diyor. Yani en az demek hemen şundan bir tane fazla demek. Daha büyükleri yazabilirim. Bir dünya sonsuza kadar yazabilirim. Ama diyor ki en az olsun. Yani en küçük olsun demek istiyor. Devam edelim. Bakın bu da farklı. B eksi A 365 işleminde A 72 olduğuna göre B en çok kaç olmalıdır diyor. Yine eşitmiş gibi düşünelim. Bu işareti sonra değerlendirelim. 72'ymiş A harfi. Yani şöyle B eksi 72 küçüktür 365'ten diyor. Şimdi ben B'yi nasıl bulabilirim? Bir çıkarma işleminde buradaki sayıdan eksilenden bu sayı çıkmış. Örneğin şu kalmış eşittir olsaydı. Ne yaparız? Şunları toplarız değil mi? Yani 365 ile 72'yi topladığımızda 7, 13, 437 olur. Demek ki ben buraya 437 koyabilirim. 437 koyduğumda 72'yi çıkarınca eşit olacaklar. Ama bunun küçük olmasını istiyorum. Ha, o zaman 437 değil 436 koymalıyım. B sayısı en çok bu olmalı. Daha küçükleri de koyabilirim. 100 de koyabilirim buraya. Ama diyor ki buraya koyacağın sayılar diyor, en büyüğü, en çoğu olsun diyor. 437'yi koyamadığıma göre o zaman bir küçüğünü koyuyorum. Yani böyle soruları bu şekilde çözerseniz çok rahat çözmüş olursunuz. Buradaki soruda da hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmış diyor. Bakalım A şıkkı 15.000, 14.000, 1000, 12.000. Zaten A şıkkı elendi. Çünkü burası karışmış. 250 büyüktür. Bu zaten baştan yanlış oldu. 92.000, 70.000, 9.000, 2.000. Bu olabilir. 92.000 evet büyüktür 70.000'den. Gerisini okumuyorum. Zaten buradan anlaşılıyor. 70.000, 9.000'den de büyük. Tamam. Bu da bundan büyük. O zaman cevap C şıkkı. D şıkkı zaten baştan yanlış. Çünkü 17 büyük değil ki buradaki sayıdan. Diğeri 4657'den küçük en büyük doğal sayı ile 546 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki sayıdan diyor küçük olsun. Buradaki sayıdan küçük bir dünya sayı var. 4656, 4655 aşağıya doğru bir sürü sayı var. Bunların diyor en büyüğü olsun. Yani bundan hemen bir tanecik küçük olan. Dedim ya böyle sorularda böyle yapmalısınız. Bunu düşünmelisiniz. 4656'yı düşüneceksiniz yani. Bir tane küçük olanı. Sonra 546 sayısından büyük olan en küçüğü bulun diyor. 546'dan büyük olan 547'yi o zaman düşüneceksiniz. Ve bunların toplamı diyor 6, 7, 13 elde var 1, 6, 4 daha 10 elde var 1, 7, 5 daha 12 elde var 1, 5 oldu. Yani cevap 5203 oldu. Son sayfayı da yapalım.
Burada da arada bir sayı var, bakın şu sayı iki sayının arasındaymış. Z yerine yazılabilecek sayının sayı değerleri toplamı kaç olur diyor. Şimdi Z'nin yerine kim gelir? 9364. 9362. O zaman buraya kim gelir? 9363 gelir. 64 ile 62'nin arasında 63 var yani. Başındakiler aynı zaten. Bu sayı gelebilir. Bunun diyor sayı değerleri toplamı. Sayı değerleri 9'un değeri 9. Yani sayı değeri demek rakamın aynısı demek. Kaç tane olduğunu söylüyordu. Hani doğal sayıları işlerken öğrenmişsinizdir. Basamak değeri deseydi 9000 olurdu. Bunun basamak değeri 300 olurdu ama burada sayı değeri diyor. Rakamın aynısı yani. 9 artı 3 artı 6 artı 3. 12, 18, 21 olacak cevap. Buradaki sayı ile buradaki sayının sayı değerleri toplamı eşit olduğuna göre A rakamı kaçtır diyor. Şimdi sayı değerlerini toplayalım şunun. Bunlar eşitmiş sayı değeri bakımından. 9, 5 daha, 14, 6 daha, 20, 21, 25. Yani şuradaki sayının sayı değerleri toplamı 25. Peki şunun gördüklerimize bakalım. 6 ve 3 var. 6 artı 3 artı 4 var. Onu görüyorum ve 7'yi görüyorum. Bunları bir toplayalım. 7, 11, 3 daha 14, 20 oldu. 25 olması gerekiyor. Eşit diyor. O zaman A harfinin yerine kimi koymalıyım? 5'i koymalıyım değil mi? O zaman 25 oluyor yani. Demek ki cevap 5 olacakmış. A rakamı 5'miş. Son soru. Buradaki sayının sayı değerleri toplamı 23 ve B'nin basamak değeri 90 ise A rakamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki sayıyı şöyle bir yazayım. 3 ve A var, 5 var. B harfinin basamak değeri 90'mış. B harfi onlar basamağında. Yani demek ki burada 9 var o zaman. Burada da birler basamağında da 4 var. Şimdi öğrendik. Ve sayı değerleri toplamı 23'müş. Şimdi sayı değerlerini şu gördüklerimizi bir toplayalım. 3 artı 5 artı 9 ve 4 eşittir. 8, 9 daha 17, 4 daha 21. 23 olması gerekiyor. O zaman A harfinin yerine kimi koymalıyım? 21, 23 olması için 2'yi koymalıyım. Cevap 2 oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.